İstanbul Beyoğlu'nda dünürler arasında yaşanan silahlı kavgayı dün ekranlarınıza getirmiştik. Boşanma aşamasındaki yeni evli çiftin barışma buluşmasına aile fertleri de dahil olunca dehşet yaşanmıştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Muhabir arkadaşımız Özlem Aktay işte o kan donduran anların görüntüsüne ulaştı. Yok yere 4 can gitti. Aynen öyle yani. 4 ocağa ateş düştü. İstanbul Beyoğlu'nda yeni evli çiftin arasında kavga çıkmış, aileler de o tartışmaya dahil olunca büyük bir dehşet yaşanmıştı. Silahı eline alan gelinin babası, başta damadı ve dünürü olmak üzere ölüm yağdırmıştı. İşte o vahşet anının görüntüleri ortaya çıktı. Cani adam gözünü kırpmadan elinde silahıyla böyle kurşun yağdırdı. Yerde yaralılar, birisi de sıkıyordu kafalarına. Dört canı mezara gönderen o dehşet anları dün öğle saatlerinde İstanbul Beyoğlu'ndaki işte bu Kanarya sokakta yaşandı. 1,5 yıllık evli çiftin arasında bir tartışma çıktı. O tartışmanın ardından Hatice Giray evi terk etti ve işte bu sokaktaki dayısının yanına geldi. Eşi de barışmak için bu sokağa gelince önce tartışma, ardından da o dehşet anları yaşandı. İlk önce damatla eşinin kuzenleri arasında kavga çıktı. Sonra evli çiftin babaları olay yerine geldi. Bu kez iki dünür karşı karşıyaydı. Damadın babası silahı alıp gelinin kuzenini ve dünürünü yaraladı. Ardından da silah gelinin babasının eline geçti ve asıl dehşet o zaman yaşandı. Bayağı birbirlerine girmişlerdi. Biz duyduğumuzda silah sesleri falan, koştuk gittik, yaralılar yerdeydi. Gelinin babası Mürsel Ağrı eline silahı alıp dehşet saçtı. Önce damadını, damadın babasını ve damadın kuzenini silahla yaraladı. Talihsiz 3 kişi yerde yaralı halde beklerken yaptıkları yetmezmiş gibi silahı eline bir kez daha alıp tüm şarjörü 3 kişinin üzerine boşalttı. Cani adam 27 yaşındaki damadı Berk Giray, 55 yaşındaki dünürü Hulusi Giray ve damadının 23 yaşındaki kuzeni Burak Giray'ı vurarak öldürdü. İnsan canı çok ucuz. Gelinin de iki kuzeni ağır yaralıydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir acı haber daha geldi. 21 yaşındaki Beytullah Akçay da hayatını kaybetti. Torununu babasız bırakan katil zanlısı adam olayın ardından polise teslim olmak yerine hastaneye gitti. Ayağından yaralıydı ve hastane polisine cinayeti işlediğini itiraf etti. Ardından gözaltına alındı. Cani adam polis ifadesinde kızının şiddet gördüğünü, dünürünün silahı alıp kurşun yağdırmaya başlayınca o cinayetleri işlediğini söyledi. Ardından da adliyeye sevk edildi. Bir hiç uğruna ocaklara ateş düştü. 4 kişi ise toprağa verildi.